Ortaca Milliyetçi Hareket Partisi seçim ofisi açılışında konuşan Kadem Mete, bundan sonra hiçbir daire başkanının istifasını kabul etmiyoruz dedi. AK Parti İl Başkanı Mete, Osman Başkan çıksın, açıklama yapsın ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Doktor Mehmet Dil Hıdır, sahada milletin nabzını, vatandaşların nabzını tutarken gördüğü bir şey vardı. Özellikle ulaştırma konusunda çok ciddi sıkıntılar vardı. Gerek taksiciler, gerek minibüsçüler, gerekse köyüne hiç servis olmayan, yol ulaştırma sıkıntısı yaşayan köylülerden almış olduğu sıkıntıları çözüm noktalarına kadar nasıl yapılacaklarına dair bir bildiri yayınladı. Hatta burada biliyorsunuz servis araçları için Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği bir 19 yaş kriteri vardı. Ama Muğla Büyükşehir keyfi olarak bunu 12 yaş olarak uyguluyor idi Muğla'da. Bundan dolayı da birçok minibüsçü arkadaşımızın sıkıntısı vardı. Sayın Doktor Mehmet Dilidir seçim çalışmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz takdirde bunu tekrar 19 yıla çıkartacağız söylemlerinden sonra ve yine sahadaki diğer ulaştırmayla ilgili sorunları ardı ardına gelmeye ve minibüsçülerle taksicilerle yapılan toplantıların çok ciddi şekilde katılımla gerçekleşmesi üzerine birden bir haber aldık ki UKEME'nin başındaki daire başkanı istifa etti diye. Adam İstanbul'dayken bir de istifası söz konusu. Artık istifa mı ettirildi, istifa mı etti. Onu seçime bir ay kala kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kadem Mete daire başkanının istifası Osman Gür'ünü kurtarmaz dedi. Burada adeta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir panik üzere sanki ulaştırmadaki, UKEME'deki bu sorunların müsebbibi olarak daire başkanını göstererek onun istifasını alarak bir bakıma hani işte ben sorunu gördüm, sorunun sebebi olarak da işte bu daire başkanıydı, onu da görevinden aldım diyerek topu bir bakıma daire başkanının üzerine atarak kendisi bu konudan sıyrılmaya çalışma çabası olarak görüyoruz bunu. Şimdi birkaç gündür Muğla'da ilginç bir şey daha var. Ciddi bir sıkıntı var. O da şu ki bildiğiniz üzere eski garaj alanında altı otopark, üstü park olacak şekilde bir inşaat vardı. Bunu bir özel firmaya ihale edilmişti. Yalnız inşaatın şu anda durduğunu öğrendik. Hatta bu inşaat firmasına malzeme veren veya iş yapan firmalardan bir tanesi firmanın yani inşaat yapan asıl firmanın batmış olduğunu ve çekip gittiğini, inşaat şu anda durmuş bir vaziyette, herhangi bir çalışma yok orada. İflasını ilan edip gittiğini öğrenince kendi alacağını yani firmadan alacağını ola ki belediyenin hak edişlerinden alabilirim düşüncesiyle ve yaptığı incelenmesinde belediyenin firmaya hak ettiğinden daha fazla ücret ödediğini ortaya çıkartıyor. Yani belediye firmaya yaptığı işe göre para vermesi gerekirken işten çok daha fazla para vermiş durumda. Ve şirket iflas edip ayrılınca ortada belediyenin ödemiş olduğu bir fazladan bir rakamı bir iddia şu anda ama çok ciddi bir iddia. Hatta iddiadan da biraz daha öte fotoğraflarını çekmişler. İnşaatın durumu ortada. Firma zaten yok ortada. Şimdi alacaklılar belediyeyi ciddi şekilde sıkıştıracaklar. Yani bizim paramızı verin diye sıkıştıracaklar ama belediye zaten vermesi gerekenden fazlasını vermiş diye iddialar var. Şimdi ben merak ediyorum. Bunun sonucunda tabii gerekli incelemeler ve soruşturma mutlaka açılacaktır. Bunun sonucunda Fen İşleri Daire Başkanı da istifa edecek mi ben onu bekliyorum. Yani Sayın Belediye Başkanı bunun da müsebbibi olarak Fen İşleri Daire Başkanı'nı suçlayıp onun da istifasını alırsa benim için sürpriz olmayacak ama Muğlalı vatandaşlar artık böylesine yapılan seçime 20 gün kala daire başkanlarının istifasını alarak suçları buldum, cezalandırıyorum, bak bana 5 yıl daha verirseniz bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yalanını yutmayacaktır. Ben buradan Sayın Osman Gür'üne seslenmek istiyorum. Şurada seçime az bir zaman kaldı, başladı. Bunu alacağınız hiçbir sizi seçim alacağınız akıbetten kurtaramayacaktır. Ben Sayın Başkan'ın kamuoyunu bilgilendirmiyorum. Çünkü bu çok ciddi bir iddia. Daha inşaat bitmeden birilerine vermişseniz ve o adam da batmış, kaçmış ise
bu milletin parasını nasıl geri almayı düşünüyorsunuz veya bunu nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz? Çıksın kendisi Muğla kamuoyunu bilgilendirsin. Ama istifa kabul etmiyoruz bundan sonra. Bundan sonra hiçbir daire başkanının istifası Osman Bey'in suçu başkalarına atma çabasına yardımcı olmayacaktır. Bakın bizim derdimizin gerçekten hizmetle alakalı olduğu o kadar aşikar ki benim ilçe başkanım çıkmış seçim ofisinin açılışında milletvekillerini yakalamışken tomografi cihazı istiyor. Ya bizim derdimiz sadece Ortaca'ya hizmet.